Para kazandıran burun mu oldu? Evet ama şunu da söylemek... Rodríguez de kazandı. Şunu da söylemek ama kar, lazım. Kâr anlamında Rodríguez'in evet. kazandırdığı daha fazla. Daha mı fazlaydı? 4 milyon euroya aldı Galatasaray Rodríguez'i. 13'e sattı. 9 milyon euro kâr var arada. Fenerbahçe yani hem taraf... Kazan, oynamış hem kazanmış. Fenerbahçe taraftarı hani ya işte geri Rodriguez olmadı buruma. Ama bu iki transfer birbirinin hiçbir alakası yok yani. Yok, Onu da hiç, söylemek Yok yok. Gelişim yani, süreci olarak ben, hiç öyle. benzerlik yok. Aynen öyle. Gelişim süreci vesaire hani o tabii ki kötü çağrışım yapıyor taraftarda ama ya Roma transferi başarılı olur olmaz. Burada önemli olan bu değil. Yani Avrupa futbolunda da böyle değil. Cesus'un istediği oyuncu, istediği tarzda oyuncu Fenerbahçe yönetiminin hızlı adımıyla ilk antrenmanı yetişecek. Ben buna bakıyorum. E, sezon başından da buna baktığınızda olumlu bir hamle olarak görüyorum. Şeyi nasıl buldun Lincoln'u? E, Lincoln bir kere şimdi böyle oyuncuların e, ee, tutar mı tutmaz mı bilemiyorsun tabii ki. Hani sonuçta orada çok farklı bir kulüpten büs büyük bir dünyaya geliyor. Yani kıyaslanamaz bile. Gerçi Brezilya'da Gremio çatısı altında bulduğu o da büyük bir kulüp. Hani o da önemli bir kulüp ama. ama burası ama bir başka. Burası bir başka şampiyonluk baskısının her an ensende olduğu bir kulüp. Ee, şu böyle oyuncuların artısı şu. Adamın gözlerinin içinden şu anda ışıklar saçılıyor. Çünkü bir rüyada onun için Fenerbahçe'ye transfer olmak rüyada. E bakıyorum Portekizli başında teknik adam var. Aynı dili konuşacağı bir isim var. E 3,5 milyon euro. Diyelim ki hiçbir şekilde olmadı, şey olmadı. E risk alacaksan böyle alacaksın. Ki Fenerbahçe'nin son yıllarda aldığı bu risklere bakalım. Crespo hepimiz bu ne demişizdir ilk başta. Mincaya kime de herkes. Mincaya kim bu tanımıyorduk. Atilla Zalay. Atilla Zalay'ı Güney Kıbrıs'tan geldi. E bu işleri Fenerbahçe bir şekilde doğru yapıyor son yıllarda. E o yüzden ben Henrique transferine şu açıdan, beni şu açıdan biraz endişelendirdi. Oyuncu olan o bölgede, oyuncu olan bir bölgeye ekstra transfer olduğu için biraz geçen yılki Kim Min konusu gibi oldu. Kim Minje Fenerbahçe için muhteşem bir transfer ama Fenerbahçe geçen yıl 5 stoper varken Kim Min aldı. Şu anda da büyük bir kar edecek. Bakın bu bambaşka bir şey. Ama şampiyonluk için Doğru adım o muydu? Öncelikle hamle değildi belki. Heh, yani işte o sistemin değişmesi mi gerekiyordu? Olanın üstüne koymak mı gerekiyordu? Hani oralara gider tartışma. Bu anlamda Lincoln'de ufak bir parantez açmak gerekiyor bence. Ama onun dışında diyelim ki her şey kötü gitti. Tutmadı. Şey oldu. E 3.5 milyon euro. Maaşı 1 milyon eurodan az. Aa, tabii. Yani risk alacaksan da hani şeyse de böyle olacak Şimdi, o yüzden. Ahmet Selim tabii burada e, ikizi de iki muhabiri de ilgilendiren mesele var. Vegors meselesi. Vegors işte tercih eder mi etmez mi bilemeyiz. Ama hı hı. bugünle ne Çarşamba bir cevap bekliyoruz demişti Ahmet Nurçevi ki başkan da. Ben e, arasında telefona bakıyorum. Yani, da, seçim için. E, tabii burada Fenerbahçe'nin de bir teması var. Hala da var herhalde bilmiyorum. Onu şöyle Rebors anlatayım abi. Bir hem Fenerbahçe'den hem Beşiktaş'tan. Ben bildiğim Beşiktaş, kadarıyla Fenerbahçe, Fenerbahçe çekildi. Yani Fenerbahçe çekildi forvet mi? forvet konusuna gelelim direkt. Biraz genelliyim. Ya yani Fenerbahçe forvet transferi yapsa bile bu transfer döneminin sonlarına doğru olacak gibi gözüküyor. Şimdi az önce ne dedim? Rossi'yi bile bence forvet olarak düşünmeliyiz. Bu 4-4-2 dizilişinde ve burada Berisha, Samatta, Valencia, Serdar Dursun, Rossi. Takımda şu anda bir şekilde ileri uçta kullanılabilecek 5 oyuncu var. E, şimdi taraftar şöyle bakıyor. Berisha çok kötüydü işte bitti gitti. Futbol adamları böyle bakmıyor. Bu adam geçen yıl 5 milyon euro gibi bir yatırımla alınmış. Almanya milli takımının, Alman futbolunun öyle veya böyle bir yetenek adaylarından, önemli adaylarından, hani gelecek vadeden adaylarından bir tanesi. Geçenki iki performansı Şöyle söyleyeyim. Bana bugün berişen iyi bir özelliğini söyle desen ön plana çıkan söyleyemem yani. O kadar etkisiz bir performanslı. Ama hocalar, başkanlar böyle bakmıyor. Bir David'i hatırlasın Fenerbahçe da. taraftarı. İlk yılı ya bu ne diyorduk yani hiç, no hiçbir varlığı yoktu. No o gene geldi direkt başladı. de ama hani no. direkt atmaya başladı. Yani. Tabii David İlk yılı çok kötüydü. İkinci yıl Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde uçuran adam oldu. Şu yani, an hala onun anıları hatırlanıyor. Tabii ki. Zaten. Yani şunu söylüyor. Ahmet'i benim anladığım. Diyor ki Aykut abi zaten Serdar Dursun var. Valencia var. Rossi var. Verişa e e var. Samat'ta var. Samat'ta var. 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 Ben demiyorum ki Samat da kalacak kesinlikle yok, devam yok. edilecek. Hani var zaten 5 tane. E en Nokta Santrafor dediğinde Serdar var eğer 4-4-2 olacaksa burada işte kafalar karışıyor. 4-4-2 i̇şte belki... de şöyle ayrılacaktır. Üçü bir tarafı, ikisi bir tarafı. Bir Nedir tarafı. bu? Berisha ile Serdar Dursun bir yana. Eee Samat da Rossi ve Valencia, Valencia bir, bir taraf. Yani oyuncuların rolleri 4 -4 olarak ayıracaklar. Yani tabii Aynen Serdar Dursun'un yanına atıyorum Rossi. Aynen. Yani ya da Berisha'nın yanına işte Valencia gibi. Ya bunları e, hoca gibi. doğal olarak görmek istiyor. O yüzden Fenerbahçe Sörlot'ta da bir adımlar atıldığını duyduk. Burada anlattık işte Leipzig hmm. kulübüyle görüşüldü oyuncu temsilcisiyle işte Werder's'ta Fenerbahçe sen ne biliyorsun? Girişimlerde bulundu. Oyuncuyla evet. temas, menajeriyle temas. Şu anda ama hep geri çekilmiş durumda. Muhtemelen hazırlık maçları, oyuncuların durumu, oyuncularla bir görüştükten sonra gene olabilir. Ama şimdi Samat'ın 3.2 maaş alıyor. Bunu hep söylüyorum. Bu şu demek? Öyle Samat'ta hadi git demek de olmuyor yani. 3.2 çok yüksek hiç, bir oyuncu için. Ve para. ama şunu da söyleyeyim. Samat'ta Fenerbahçe'de olmadı, sonrasında olmadı ama Avrupa'da bir dönem çok şey vaat eden o isimlerden bir tanesiydi. E şimdi Cesus da bir görmek isteyecektir. Ya o yüzden forvet transferi konusunda Fenerbahçe frene basmış durumda. Beni sadece orta sahada Ahmet Selim'in anlattıklarından yola çıkarak orta saha hattındaki durum biraz. E, çok kalabalık. Kalabalık Mustafa kafamda soru işareti. Evet. Anlat. Ozan anlat. var. Kadroda hiç çok olmayanları söylemiyorum. Şimdi mesela Lincoln alındı. Yanında bir de var, yani Carvalho var. gibi bir 6 numara bakılıyor düşüncesi var galiba. E 6 8 arası savunma yönü ağırlıklı bir oyuncu. Şimdi geçtiğimiz sezonu hatırlıyorum. Son üçlü nasıldı? Mert Hakan, Zayis ve ee, Crespo. Crespo. Şimdi bu üçlü eğer Lincoln'un dışında bir tane daha 11 oyuncu transferi yapılırsa evet. bu üçlü ne olacak? Mesela ben zaten Gustavo'yu ve e, Gustavo'nun dışında kim vardı orta sahada? e, Sosa vardı gitti. Sosa vardı gitti. İrfan Ozan Can var vardı. mesela o, daha bu. İrfan var. Evet. Yani. İrfan'ı nerede kullanacak Şimdi, mesela? Heh. Daha Krespov İsmail Hoca bir Arda ara formu bulmuştu. Zayt var. Arda Güler var. Arda var. A, acaba Arda plan, yani, ben orta Sadık planlıyorum. Emre Mor'u da söyle. Ha, mi? Emre Mor o bugün senle bugün abi vardı. birlikte şey yaptık. Teklif yaptı Fenerbahçe diye iddialar çıktı ortaya. Kesinlikle bir teklif yok. Birinci ağızdan yine abi. Başkan Süleyman söyledi. Başkan sana yine söyledi. Emre Mor, Emre Mor, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Doğukan Sinik. Bu oyuncular bir kenarda dursunlar, hep böyle diyorum. Hani Fenerbahçe bakacak sonda ama, belki oraya bir yerli sayısı geldinde. Çok kalabalık değil mi ya? Yok ya işte şundan bahsediyorum abi. Takımın düzeni oturur, bakarlar oraya bir rotasyon arttıracak bir isim gelir, atıyorum. Emre Mor'u alır atıyorum veya Doğukan'a gider veya Halil Akbunar'a gider. Oynatmayacağı anda... oyuncuyu alır mı? Şu anda oynaması gereken oyuncuyu alması lazım değil mi? İşte odak o. o. Kesinlikle o. Ama abi şundan bahsediyorum. İşte o gitti, bu geldi, kadro oturdu. Baktılar. E sonuçta 50-60 maç olacak gene 3 tane öneleme oynayacak Fenerbahçe. Hani çok ciddi maç sayılarını ulaşacak. Bakacaklar ki orada bir yerli rotasyona it. Bir şey var. Şey var. Şu burnu emrike konusuna gelelim. Tamam. Grafik hazırlamıştır Va -va. diye düşünüyorum Va -va. arkadaşlar. Bunun e, hani birçok kişi bitti bitiyor yarın açıklan yani o noktaya geldi. Ferbahçe Fenerbahçe şimdi evet. kimsenin tabii ki haberini yalanlamak değil niyetim ama yine biz yetkili ağızlara sormaya çalışıyoruz. Başkan'a bir kez daha sorduk. Geçen hafta da Flamengo Başkanı e, Sayın Rodolfo Landim'e sormuştuk. Sağ olsun o da iştenlikle cevaplıyor. Grafikte gelecek. Grafiği var mı arkadaşlar e, Erdem? Yani başkanı, tamam. hatta bugün Sky muhabiri bugün mü dün müne bir paylaşım yaptı. Bitti bitecek anlamına gelen, şey, Bruno Henrique için bitti bitecek anlamına gelen bir paylaşım yaptı. Onu da attım. Söylediği şey şu. Sana daha önce de söylediğim gibi yakından uzaktan bir ilgi veya teklif yok. Bak bu defa şeyi de söyledi. Teklif yok, geç, ilgi, ilgi de, de gelmedi yok. bize dedi. Ama saklayabilirler. Olabilir. Şimdi ben devam edeceğim abi. Hani o sadece ve şunu söyledi. Ben ben dedi şunu da duydum dedi. Menajeri de bunların nereden çıktığından çok rahatsız dedi. Hmm, o bak o başka. Şimdi men başkan böyle bir ifade niye kullanır? Ne benim hani, haberim var diyor, ne menajerin heh. haberi. Yani e, ben gene de kimseyi yalanlamak veya işte bu işler belli olmaz. Birileri evet. ölü taklidi yapar, birileri işi bitirir. Hani ben kimse amacım gelmiyor, gelmeyecek demek yok, değil. Yok, Ama kesin yani sonuçta bu işte de en yetkili kişilerden birine soruyorum. Adamın verdiği cevap ortada ve bunları söylüyor. Ee, başkan diyor ki menajeri bile bunlar nereden çıkıyor diye rahatsız diyor. Beşinde. Bununla yetinmedim abi. Bir transfer yapıyor Flamengo. Sol açığa. Yani tam Bruno Henrique'nin oynadığı yere. Yarın hatta oradaki gazeteci arkadaşlarla konuştum. Yarın açıklanması bekleniyor. Bu Everton, Suarez, Benfica'daki. Yani Brezilyalılar yarın açıklanmasını bekliyor. Dedim ki Şimdi başkan böyle diyor. E buraya da oyuncu alıyor. Bu nasıl iş dedim. Bunun Henrique'nin yerine alınmıyor mu dedim. Meğer sen şöyleymiş. Michael mı, Michel mi? Yani Brezilya Portekizcede okunuşu hangisi bilmiyorum. Bir oyuncu vardı Flamengo'da sol açık. Bunu Henrike ile ikisi götürüyormuş. Bunu Al mi ne Arabistan'a satmışlar. Hmm. Yarın gelmesini bekledikleri oyuncu Bruno Henrique'nin yerine değil, bu adamın yerine geliyormuş. Yani orada şu anda bir eksikleri varmış. Bu da bizzat oradaki gazeteci arkadaşlarımızın söyledi. Yani bir kısım bitti diyor Fenerbahçe oyuncuyla anlaştı diyor vesaire hani çok bitti gibi konuşuyor. Biz de araştırmaya çalışıyoruz. Ha işte bu. Ama başkanın dedikleri de bu şekilde. Tabii ki başkanlar yeri geldiğimiz siyaset yapar, politik konuşur. Bunların hepsini yani, hesaba katıyoruz. Katılıyorum. Akşam dedi ki Emre, Aykut abi dedi Galatasaray Kayseri'den Onur Bulut'u istemiş. Bir dedi Berna Hanım'a yazabilir miyiz? Hı hı. Beraber yazdık. Berna Hanım yok öyle bir şey diyor. Ne yani. arayan var ne soran diyor şimdi. Ama ya varsa, ya, ya varsa bile olabilir yani. Ki var. Ki var? Yani. yani. E ya şimdi olabilir. Ben çağ, yüzden... Çağdaş atan tamam mı başkanım diyoruz. Daha henüz belli değil, görüşüyoruz. E Çağdaş hoca tamam ben anlaştım. Yani bu iş böyle her zaman her ihtimalle. futbolda her şey yani. vardır abi. Ama biz başkanlar görevimizi genelde yapıyoruz. yalanlar çünkü onu söyleyeyim. Evet mi? ama bu, bugünkü açıklamalar yani net ifadeler kullanıyor. Yani e, menajeri bile buna kızgın olduğunu söylüyor. Hani böyle bir şey niye der? Rakamı çünkü Türkiye'deki haberler bitti bitecek. Hani son pürüzler deniyor. E, başkan da bu kadar aksi bir ifade kullanıyor. Ben kimsenin haberini yalanlama veya burnu hernike gelmeyecek. Fenerbahçe bir kanat almayacak. Ha bak açıklanmış işte. Verelim Çağdaş Atan'ı. Açıkladılar şimdi. Ha, Kayseri'm abi? Evet resmi açıkladılar. Yani öyle bir şey ki Erdem ha Çağdaş Hoca anlaştık Peki zaten biliyorduk da işte orada mesela diyorsun ki Berna Hanım'a başkanım ne oldu? Anlaştı mı? Ya görüşüyoruz. Çünkü ee, bu dönem sıkıntılı. Yani abi, herkes saklıyor. Çünkü niye saklıyor? Haklılar da bir taraftan. Ahmet Selim o gün Emre. Dün biz yani yaşıyoruz. Geçtiğimiz sezon Sercan bunu çok iyi hatırlar. Şimdi hadi futbolcunun ismini vermeyeyim de. Sercan bunu çok yakından biliyor e, ee, bir futbolcunun Beşiktaş'a transferini öğrendim. Beşiktaş'ta transfer olacak. Ondan sonra sorduk. Dedi ki nedir durum? Dedi ki ya abi yazmayın yeni, daha yeni henüz bir şey yok dedi. Bak aynen <laughs> mı? daha yeni henüz bir şey yok. <laughs> Ertesi gün İmran'ın Nevzat Demir testinin <laughs> üzerinde forma imza atıyor.